Evet, cümleten selamünaleyküm. İntibah'ın birinci bölümünü yayınladık çok şükür. Bugün İntibah birinci bölüm bize ne anlattı diyeceğiz. Bize ne anlattı başlığının ana vereceği mesaj şu olacak. Her bölümden sonra o videoyu özetleyeceğiz. İçindeki o detayları, ince manaları beraber inceleyeceğiz. Çünkü biz bu yaklaşık 10 videodan oluşacak seriye beraber başladık. İnşallah beraber bitireceğiz. Her noktasını dolduralım istiyoruz. Yani eksik bir nokta kalmasın. Beraber o parçaları doldura gidelim istiyoruz. Dolayısıyla her videodan sonra da bir özet videosu çekeceğiz. İsterseniz gelin başlayalım. Hatta videoda girmişken onu da söyleyeyim. Videoda bizi ne karşılıyor? İlk başta intibah, sorgu. İntibah uyanış demek. Her bölümün altında da alt konseptinde bir manası olacak. O bölümde ağır basan bir mana olacak. Bu bölümün ağır basan manası sorgu. Sorgulayacağımız bir bölüm bekliyor bizi. Hadi gelin bakalım intibah birinci bölüm bize ne anlatıyor? Burada şu mesajı vermek istiyoruz biz. Karakterimiz son saniyelerin rüyasını görüyor. Telaşla uyanıyor ve gözlüğünü arıyor. Hemen koluna bakıyorum başta. Göremiyor ne kadar ömrü kaldığını. Hemen gidiyor gözlüğünü arıyor. Demek ki bu karakter çok fazla ölüme çare bulan bir sistemi yok bir kere. Çok telaş ediyor bundan. Ve ölümle de çok fazla yüzleştiği söylenemez. Yani bu gözlük bize geri sayımı, ölümü gösteriyorsa, hatırlatıyorsa karakterimiz bundan uzak bir hayat yaşıyor. Çünkü komedinin, orada çekmecenin köşelere bir ele saklanmış. Zar zor arıyor ve öyle buluyor gözlüğü. Yani karakterimiz çok fazla ölümü düşünmeyen bir karakter. Evet, burada gözlüğü takıyor ve artık okuyabiliyor ne kadar ömrü kaldığını. Burada gözlüğün şöyle bir özelliği var. Gözlük hakikati gösteren bir gözlük değil. Gözlük sadece size sayacı gösterir. Gözlük sadece size ölümünüzü hatırlatır. Buna vereceğiniz mana, hakikat kısmı tamamen sizi ilgilendirir. Yani zihninizde ve gönlünüzde ne canlanıyorsa sizin ona bakışınız odur. Dolayısıyla gözlük gösterir, sen ne anlarsan. O yüzden arkasında zaten şimdi konuşma başlayacak. Tutsaklık nedir ve bir insan sadece bedensel olarak mı tutsak edilir yoksa zihin içinde bu mümkün mü? Zihnen hapsolmuşsanız şöyle bir tablo karşılar sizi. Ölümünüzü görürsünüz ve çaresiz kalırsınız. Yani ölümle yüzleştiği anda şu an bu arkadaşımızın bakış açısı iyi değil. Bunu anlayabiliyoruz. Ama bu gerçekten böyle mi? Zaten ileriki serilerde bunun böyle olmadığını ispatlamak, intibah, uyanmak bizim amacımız, gayemiz. Burada karakterimiz zihnen de ölüme kötü bakıyor. Sonra konuşma başlıyor. Tutsaklık denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen hiç kimse istemez ama bir canlı sadece bedenen mi tutsak edilir? Düşünceler, zihinler, onlar hapsedilemez mi? Burası belki de en önemli kısımlardan bir tanesi. Yani bir insan sadece bedenen mi hapsedilir, kısıtlanır yoksa bu zihinler içinde söz konusu mu? Yani bir insanın zihnini tutsak edebilir misiniz? Düşüncelerini, fikirlerini, bakışını hapsedebilir misiniz? Bunu sorgulamaya başlıyoruz. Dolayısıyla evet, bizim için zihinsel hapis vardır. İnsanın zihnini hapsedebilirsiniz. Kanısını taşıdığımız için de bunu özetleyecek bir hikaye devamında geliyor. Zaten zihinsel hapsi de anlatacağımız bir destek. Yani bunu özel ayrı bir destek videosu çekeceğiz. Zihinsel hapis nedir diye. Şu an bu zihinsel hapsi bir gün bir çiftçi özetleyelim. Bir çiftçi. Bakalım. Gezinti sırasında bir yumurta bulur. Bir kartal yumurtası. Alır hemen çiftliğine götürür. Diğer yumurtaları, tavuk yumurtalarının arasına koyar. Yumurtadan çıkan kartalımız yeni ailesiyle tanışır. Onlarla gezintiye çıkar. Onlarla uyur. Onlar gibi beslenir, gıdaklar. Ne görmüşse onu taklit eder. Ne öğretilmişse onu öğrenir. Evet, burada anlatılmaya çalışan o zihinsel hapis
dediğimiz kavramı hikaye ile işlemeye çalışıyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz izleyene. Bakın bedensel hapsi gördünüz, kelepçeleri gördünüz, hapishaneleri gördünüz. Ama bir canlıya, bir insana zihinsel hapis nasıl yapılır? Gelin bunu görün. Bunu göstermeye çalışıyoruz ve tavuk çiftliğinde büyüyen bir kartal üzerinden bedeni kartal, hisleri kartal ama zihni küçüklüğünden beri tavuk çiftliğiyle işleniyor. Tavukçulukla işleniyor. Tavuk olmak üzerine yontuluyor ve artık herkes gibi yetişkin bir tavuktur. Ama bir gün gökte uçan bir şey görür. Çok ihtişamlı bir şey. Ve içinde bir his uyanıverir. Hemen annesine gider ve sorar. Anne, o kim? O bir kartal yavru. Göklerin kralı. Yani o kadar artık işten, uçmaktan, kartal olmaktan uzak bir hale gelmiş ki. Dikkat edin. Hemen onu gördüğü zaman içinde bir his uyanıveriyor. İçinde, hislerinde onu arzulamakta bir problem yok. Bedeninde de bir problem yok. Ama zihninde onu yapacağını düşünmüyor, tanımıyor bile. Bu olaya bir çözümü bile yok ve hemen soruyor zaten kümes sakinlerine, annesine. Anne, o kim? O bir kartal, göklerin kralı. Evet. Biz de onun gibi olabilir miyiz peki? Ben de uçmak istiyorum. Biz bir tavuğuz yavrum. Bunu düşünmen bile komik. Sen asla onun gibi olamazsın. Biz bir tavuğuz yavrum. Bunu düşünmen bile komik. Sen asla onun gibi olamazsın. Zihinsel hapis tam da budur işte. Nedir? Bedeni buna tamamen müsait. Hisleri tamamen bunu arzuluyor. Yani onun için tasarlanmış ama yapamayacağını hayat anlayışı, yani içinde bulunduğu kümes, yaşam sistemi ona yapamayacağını inandırmış. Artık bu noktadan sonra ne yapabilir? Anca o zihnindeki kelepçeler kırılması lazım ki uçabilsin. Bunu dediğimiz gibi zihinsel hapis videomuzda, destek videomuzda daha detaylı işleyeceğimiz için burayı hızlı geçiyorum ama burası çok önemli. Aslında kartalımızın gözündeki en büyük problemi, çok rahatlıkla çözebileceği en küçük problemiydi. Şayet zihinsel bir hapse maruz bırakılmasaydı. Evet, kelepçe varsa en küçük problemler bile artık en zor problemler haline gelir. Kartal'la videomuzdaki karakteri özdeşleştirdik. Evet, buna da bir hapis söz konusu ve çözümsüzce ona bakıyor dedik. Aynı kartalın uçmaya çözümsüzce, çaresizce baktığı gibi. Şimdi de ne yapacağız biliyor musunuz? Bu hikayeden sonra karakterimizin hikayesini izleyeceğiz. Bakalım o nasıl bir çiftliğin içerisinde, bakalım ona neler yapılıyor. Hemen ardından ona bakacağız. Hızlı bir giriş yapıyoruz zaten. Şimdi birkaç yorumda da sormuştu arkadaşlar, mesaj da atan oldu. Abi orada niye ona bakıyorlar sersert dedi. Onun gözlük takmasına, yani sayacıyla, yani ölümle yüzleşmesine karşı çıkıyor bu toplum. Bu toplum onun buna çözüm aramasını bırakın, onunla yüzleşmesine bile karşı. Yani bunu örnekle nasıl bağdaşlaştırabiliriz? Senin uçmanı bırak, uçmayı düşünmen bile komik. Sakın bununla yüzleşme. Dolayısıyla ölümle yüzleşmesi dahi kısıtlanan bir bireyin buna nasıl çözüm bulacağı varın siz düşünün. Artık neredeyse çözüm bulmak, aramak imkansız hale geliyor. Serinin diğer sahnelerinde de bunu işlemeye çalışıyoruz. Bakın bize bu yapılıyor. Bununla yüzleşmemiz bile yasak demek için 2-3 sahne girecek şimdi hemen arkasından zaten. Burada karakter zaten kendi derdine düşmüş. 29 gün ömrünüz var. Orayı söyledim mi hatırlamıyorum ama 29 gün 20 saat 25 dakika ömrü vardı karakterin. O da Kur'an-ı Kerim'den bir ayete, iki ayete işaret. Yani 29. surenin 20. ve 25. ayetlerine ufak bir işaret. Burada karakter kendi derdine düşmüş, ne yapıyor diye millete bakıyor. Bu arada çözümü de yok. Mecbur kaldığı gibi yaşamaya devam ediyor yani hayatı. Ama içten içe de onu dert edinmiş. Ofisteki buradaki müdür karakteri ise gözlüğü var tamam ama
takmıyor. Yani o da bizim karakterimiz gibi işte komodine çekmeceye attığı gibi ya burada duruyor süs gibi. Ölüm var mı? Var. Geri sayım var mı? Var. Bunu herkes bilir. Ama sen bununla yüzleşmedikten sonra, yüzleşip çözüm aramadıktan sonra bunun ne faydası var? Hiçbir faydası olmadığını birazdan şimdi zaten net göreceğiz. Üç gün ömrü var. Üç gün ömrü olan bir adamın bu kadar rahat olmasının imkanı yok. Ama sen bununla yüzleşmezsen, yüzleşmeyi de unutursan, gözlük artık senin için bir süs olursa, kenarlara atılırsa, ölüm hakikati kulaktan doğma, yani devamlı ne bileyim, duyduğun ama hiç yüzleşmediğin bir şey haline gelirse, 3 günün olduğunun farkına varamazsın. Buradaki olay da zaten, burada da var ufak, 3 gün, 10 saat, 25 dakika, 3. surenin 10. ve 25. ayetlerine, burada da ufak bir şey var, atıf var. Ne oluyor? Gözlüğü takıyor, onun ömrünü gördüğü anda ne olması lazım artık? Hemen tepki geldi. Ne yapıyorsun sen? Hemen. Geldi tepki. O da yavrum korkuyor. Direkt. Çıkarıyor. Çıkarırsan, yüzleşmezsen hiçbir şey olmaz. Tabii yavaş yavaş artık farkına varıyor. Bu gözlemini biraz tasdiklemesi lazım. Deneyecek şimdi. Bakalım gerçekten herkes bunu takınca bana tepki mi gösteriyor? Burada daha bilinçli, kontrollü bir yüzleşme var. Evet, yine tepki aldı. Yani toplum bununla yüzleşmenizi istemiyor dedik. Peki niye istemiyorlar diye ayrı bir parantez de açılabilir. Belki çok uzun da çeker ama kısaca sizin o yüzleştiğiniz gerçek onların yapmak istediği her şeyi geride bırakır. Onları rahatça yapmanızı engeller. Yani artık bununla yüzleşmeniz onlara bir engel teşkil eder. Yani işte ev alma derdiyle, işte araba alma veya sefahatte ortamlara takılma derdi olan bir adam sizi etkilemez. Bana ne dersiniz belki? Yapsın. Yaparsa yapsın. Beni ilgilendirmez. Bana karışan yok. Ama ne zaman ki size dokunmaya başlarsa ipin ucu. Hatırlayın Mekke dönemini. Efendimiz Aleyhisselam Hanif dinine mensuptu. Kimseye karışmıyordu. Ama ne zaman Lat dedi, Uzza dedi bunlar yalan. Bunlar hikaye. Bunlar tapılmaya değmez. Tepki geldi. Siz de ne zaman milletin işine karışırsanız, daha doğrusu yapmakta oldukları işin aslında çok da ehemmiyetli olmadığını bu hakikatle, ölüm hakikatiyle gösterirseniz size tepki verirler. Ama hatırlatmaz bir kenara atarsanız gözünüzü, süs gibi kullanırsanız toplum tarafından dışlanmazsanız, belki sevilirsiniz, belki siz de onların içine dahil olursanız daha da mutlu olurlar. Ama bu bir şeyi çözer mi? Maalesef. Geldi, tamam, yüzleşti, gördü, ömrü de geriye gidiyor. Toplumun ne yaptığından farkına vardı. Zaten gördüğünüz üzere ne yapacağını bilmeden oturuyor. İyi de bunu ne yapacağız şimdi der gibi oturuyor. Artık sorgulayarak, çözüm aramak için önce sorgulamamız lazım. Sorgulayarak çözüme doğru yol kat etme zamanı. Böyle gıdım gıdım yol kat etmeye başlayacağız hep birlikte. Tavuk olduğuna inanmış bir kartal için artık uçmak imkansızdır. Yani 2 kere 2 gibi basit bir problemi bile yanlış seçeneklerle verdiğin birinden çözmesini istemem. Biraz daha durun oynatayım. Şu soru, bu problem diyeyim artık. Bizim bütün konumuzu özetliyor. Yani problem ne kadar basit olursa olsun, eğer sistem size yanlış seçenekler veriyor ve doğruyu içine koymuyorsa mecbursunuz buna hapsolmakta, burada çaresiz kalmakta. Sistem verdiği seçeneklerle sizi çaresiz bırakıyor. Yani bütün konumuzu 2 kere 2, 3, 7, 9, 13 ne yapacağım? Nasıl doğruyu bulacağım? Asla bulamazsın. Çiftlikte nasıl doğruyu bulacağım? Asla bulamazsın. Ölüme çare bulmayan bir hayat anlayışıyla, hayat anlayışlarıyla nasıl çare bulacağım? Asla bulamazsın. Hatta bu seçenekleri yıllarca dayatıp ondan doğruyu bulmasını beklemek artık imkansızdır. Çünkü sistemin kendisi çözümsüzlük üzerine kuruludur. Yani
bir nevi kelepçedir ve bedenden öte insanın zihnine takılmıştır. Ya aynı şey bizim için de geçerliyse, yani bedenden öte zihinsel bir hapse maruz bırakılıyorsak, şunu hiç düşündünüz mü? Önümüze konan seçeneklerin, yaşam amaçlarımızın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Çok önemli. Allah düşüyordum. Çok önemli. Hatta şurada ufak soruyu geriye sarayım. Bunu nereden biliyoruz? Gitme. Bir daha alayım. Biz burada konsept olarak sorunla cebelleşmiyoruz. Biz şunu sorguluyoruz. Ya seçeneklerde problem varsa, niye soru, ya bu soru zor, bu soru çözülmez. Ya seçeneklerde cevabı olmadığı için öyle görünüyorsa, bunu sorguluyoruz biz. Yani ne diyoruz? Önümüze konan seçeneklerin, yaşam amaçlarımızın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bir kartal, uçamazsın. Ya uçmayla ilgili bir problem yoksa ve uçabilmek onun için çok basitse, ki öyle, ama ona verilen, yıllarca kümeste ona verilen eğitimde bir problem varsa, bizim için de bu geri sayım aslında çok zor bir problem değilse, çok kolay aşabileceğimiz bir şeyse, sayaçta geri saymasında bir problem yoksa, ama bize verilen seçenekler çözümsüz olduğu için bize zor görünüyorsa, yapamayacağımız algısı zihnimize yerleştiriliyorsa ve o yüzden çaresiz kalıyorsak, mezar başlarında bu kadar feryat figan ediyorsak, ya seçeneklerde problem varsa hiç düşündünüz mü? Videoda sorgulanması gereken, bu bölümün başlığını oluşturan sorgunun en öz sorusu bu. Hayat amaçlarımızın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Hiç sorguladınız mı? Veya sorgulamamıza müsaade var mı? Buna bile izin veriliyor mu? Deyip hemen sorgulamaya başlıyoruz. Ardı ardına soru soruyoruz. Çünkü bu bölümün amacı zaten sormak. Nereden biliyoruz? Konuya biraz daha açıklık getirelim. Sorgulayalım. Doğruluğu kanıtlanmış bir hayatı mı, yoksa önümüze konulan bir hayatı mı yaşıyoruz? Oğlum, kızım, bu hayat modelini tercih etmen lazım. Çok iyi bir lise, çok iyi bir üniversite veya çok iyi bir sporcu. Her önümüze ne konmuşsa, sanayiye gidip iyi bir usta. Olman lazım, yapman lazım, para kazanman lazım, bir sürü şey. Hiçbir gün şunu sormamıza müsaade edildi mi? Yani bunu niye yapıyoruz? Doğruluğunun delili ne? Yani neye dayandırarak? Bu soru tam böyle belki bizi istenilen cevaba götürmeyebilir. Sorular devam ediyor. Ait olduğumuz bir hayatı mı, yoksa herkes tarafından yönlendirilen, özendirilen bir hayatı mı yaşıyoruz? Yaşadığımız hayat bizi bir çözüme mi götürüyor? Yoksa bir çıkmaza mı? Evet. 3 tane temel soru. 3 sorunun da özü direkt yaşam amaçlarımızı sorgulamaya yönelik. 1. Bu hayatın doğru olduğunu neye göre belirledin? Cevap yoksa, çok bulanıksa riskli. 2. Ait misin? Yani senin hislerini, arzularını, mesela lezzetlerde, zevklerde bittiği zaman hayal kırıklığına uğrayan bir insanı doyuracak bir sistemi var, yoksa daha fazlasını vaat ederek devamlı oyalayan. Ama ben kartal gibi uçmak istiyorum. Yani içimde gümbür gümbür tatmin olmak isteyen arzular var ve her lezzetin sonunda sıkılıyorum, bunalıyorum. Ya ait miyim acaba ben bu hayata, hayat modellerine? 3. soru, bu hayat seni işin sonucunda çözüme mi götürüyor, yoksa tamamen çıkmaz mı? Yani şu an merkezine koyduğum, amaç edindiğim şey her neyse, işte üniversite olabilir, iyi bir esnaf olmak, şöhret olmak, para kazanmak, ne koyuyorsanız ben bunun için yaşıyorum. Zevk almak, ortamdan ortama akmak, ne koymuşsam beni bir çözüme mi götürüyor, yoksa işin neticesinde duvara mı tosluyorum? Yani bir trendeyiz hep birlikte. Bu tren nereye gidiyor? Bizi bir terminale, bir varış noktasına mı, yoksa tamamen duvara çakılmak üzere olan bir trenin içinde miyiz? Sayacı çözüyor mu? Yoksa ya o karanlıktır, çözümsüzdür, orayı düşünme bile, düşünmen hata olur, bak karşında bizi bulursun diyeceğimiz, içten içe buna inandırıldığımız bir yaşam modelim var. Yani özetle, yaşadığın hayatın doğru olduğunu nereden biliyorsun? Ya seni çözümsüz bırakmaya itiyorsa diye sorguladık ve zaten devamında da bunu anlatıyoruz. Ya soruda bir problem yoksa, bütün problem seçeneklerdeyse, ya bütün bu sistem, seçenekler, yaşadığımız hayatta çözümsüzlük üzerine kuruluysa,
ve bir çıkış dahi aramamıza izin verilmiyorsa? Ya çözümsüzlük üzerine kuruluysa ve bir çıkış dahi aramamıza izin verilmiyorsa? Ne oldu bu? Bedensel olarak bir kelepçemiz yok. Eve bir yere hapsedilmişliğimiz yok. Ama zihinsel olarak bir hapis olmuş olmaz mı bu? Yani ne oldu? Çözemezsin, bu işin içinden çıkamazsın. Al, bunları kullan. Ya ben bu hayat modelini niye yaşıyorum? Öyle. Destek videosunda söyleyeceğiz. İşte buradasın, Türkiye'desin, üniversiteye git. Ama Güney Afrika'da bir balıkçı kasabasında olsaydın zıpkınla balık avla. Senin hayat modelin bu olacak. Niye bu doğru, o yanlış? Veya o balıkçı kasabasındasın, niye o doğru? Yani önüne konan toplumsal bir yaşam modeli var. Bunu sorgulaman bile çok zor ve işin neticesinde seni çıkmaza götürüyor. Ne oluyor sonuç olarak? Yani öyle bir zincir ki bu, bırakın çözüm aramayı, sorunun kendisini bile düşünmenize izin vermiyor. Sonuç? Yani sorunla yüzleşsen zaten diğerlerinin seçeneklerini çözümse, 2 kere 2'yi net görsen 3'ün 5'in 7'nin 9'un 13'ün cevap olmadığını herkes bilir. Ama yüzleşmene bile izin verilmeyen bir toplumun içindeysen kartal gibi uçamazsın. Böyle bir toplumun içindeysen çare bile arayamazsın. Yaşa. Niye yaşıyorsun bu hayatı? İkinci videoda izleyeceğiz. Lezzetli herkes yapıyor. Bu bir ispat oldu mu? Ya oyalamaksa? Allah yardımcımız olsun. Bu insanı çaresiz bırakmak, zihne bir kelepçe vurmak olmaz mı? Belki de yapmamız gereken seçenekleri gözden geçirmek, yaşam amaçlarımızı test etmektir. Yani bir doktorsan, hayat amacın yıllarca seni sınavlara tabi tutar ve bir testten geçirir. Sanayide bir çıraksan, usta bir tamirci olabilmen için kabiliyetlerini sergilemen istenir. Hayat amacın seni test eder. Bakalım layık mısın, değil misin? Ev geçindirmeye çalışan bir bireysen, yıllarca çalışıp çabalaman istenir. Bir sporcuysan, bir sanatçıysan, inanan inanmayan, her kim olursan ol, hayat amacın seni bir testten geçirir. Yani bizim işlediğimiz bu konseptte bir güruh yok. Yani bir mezhep, bir inanış veya işte bir iş. Yani işte kardeşim, burada sadece işte örnek veriyorum, doktorlara mı gönderme yaptın? Hayır, ben bir şekilde hayatın her alanında mücadele eden herkesin hayat amacını sorgulaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ne olursa olsun, istersen zar zor evine ekmek götüren bir insan ol. Yani bu şey videosu değil. İşte zenginlik kötüdür, İşte uyuşturucu kullanılan bir hayat kötüdür. Yani böyle birilerine teselli vermek için yapılmış bir video konsepti değil. Tamamen herkesin, zengin, fakir, gayrimenkul, meşru bir hayat yaşayan, İslam'a göre bir hayat, her alanda hayat amaçlarımızı bir sorgulayalım. Bu arada İslam'ın da doğruluğunu eğer sorgularsak bu video konseptiyle bulalım. Yani net, objektif bir şekilde bütün hayat amaçları sorgulansın. Bakalım bize çözümü veriyor mu, vermiyor mu? Ve yıllardır biz test ediliyoruz bu hayat amaçlarıyla. Bir de biz onları test edelim bakalım. Hep biz optikleri işaretledik. Bir de o bize kendini ispatlasın. O bizim karşımıza bir ter döksün. Hayat amacına dön ve az önce sorduğumuz, defaatle belki tekrar ettiğimiz o soruları bir sor bakalım. Ne cevap verecek sana? Layık mısın, değil misin? Gelin bir test de biz yapalım. Bir kere de biz hayat amaçlarımızı bir testten geçirelim. Bakalım bizlere layıklar mı, değiller mi? Seçenekleri sorgulayalım. Gelecek bölümde. Evet, gelecek bölümde yapacağımız iş bu seçenekleri daha detaylı sorgulamak ve aslında bir insan niye sorgulamaktan bu kadar kaçar? Ona hani ne yapılıyor? Bunu da bir nevi göstereceğimiz bir video olacak. İkinci bölümün ana başlığı da zinciri kır olacak. İlk bölüm sorguydu. İkinci bölüm zinciri kıracağımız bir bölüm olacak. Allah nasip ederse. Bence bugünlük yeter. Ne demek istediğimiz az çok anlaşıldı. Video ile ilgili belki çok daha fazla konuşulabilirdi ama ana tema zihinlerimizde kalsın istiyoruz. Eğer bir soru aklınıza takılan, burayı anlayamadım dediğiniz yer olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplarız inşallah. Cümleten selamünaleyküm.